Aslında pek katıldığımı söyleyemem. E, hem e, yurt dışındaki tartışmaları izlediğim kadarıyla hem kendi okumalarım içinde. E, bir taraftan tabii bu komplo teorilerine yol açan bir saptama var. E, bu saldırı İsrail'in 11 Eylül'üydü. Hı hı. Eğer hani 11 Eylül'ü de giderseniz e, onun arkasında nasıl 11 Eylül'de komplo teorileri de düşünüldüyse burada da yapılacaktır. Fakat... E, Esas görüşler hani biraz Washington'daki tartışmalarda biraz örneğin mesela Thomas Friedman vardır hı hı. New York Times'tan Ya yani bu bekleniyordu. Yani hı hı. Benim de görüşüme göre hani bir siyaset bilimciye hatta bir askeri stratejik olarak baktığınız zaman İsrail'in son 2-3 yılına bakıldığı anda büyük bir e, siyasi kriz içinde olan, e, büyük bir hı hı. kutuplaşma içinde olan, e, toplumun ikiye bölündüğü, bütün hani İsrail güvenlik anlayışının kendi içine odaklandığı Hı -hı. ve bütün o dengelerin bozulduğu. Tabii böyle olunca da bu birilerinin işine yarıyor. yarıyor. O yüzden de bu İran'a kadar da götür götür, götür, götür götürülebiliyor. Bu bekleniyordu. Benim görüşüm öyle. Yani Hı -hı. buradan zaten öyle veya böyle bir saldırı olacaktı. Bunu söylerken de esasında İsrail'den daha çok bu son 3 yıldaki bütün hem sizin televizyonunuz olsun, diğer televizyonlar hem de dünya konjonktürüne baktığımız zaman tabi Ukrayna Savaşı'ndan itibaren ki orada büyük güçlerin de savaşı olduğu için dünyada iki tane çok ciddi endişemize yol açan gelişme var. Bunlardan bir tanesi savaş dediğimiz şey ve Ukrayna Savaşı ile birlikte artık komple teorileri değil de bizim gibi yani akademisyenler, stratejistlerin de konuştuğu yavaş yavaş dünyanın bir savaş sarmalına girdi ve buradan 3. Dünya Savaşı'na kadar gidebileceği çünkü bu savaşın engellenemediği gibi bir bir görüş var. Bu görüşe belli oranlarda da katıldığımı da söyleyeyim hakikaten de hemen böyle Rusya'nın bir iki haftada Ukrayna'yı Belarus'a çevireceği görüşünden başlayıp bugün hala o savaş devam ediyor. Devam ettiği gibi 23 yılı gibi 24 yılında da devam edecek gözüküyor ve o savaşın nasıl biteceği üzerine bizim şeyimiz yok, bir görüşümüz yok. Tam bu olurken hep böyle bir, biz hep Suriye'ye bakıyorduk kendi tabii Türkiye açısından. Ama Suriye'ye bakıldığı zaman tabii siz de bunu izlemişsiniz. Orta Doğu'da da şöyle gelişmeler oluyordu. Bir yeni Orta Doğu mu ortaya çıkıyor? İşte güney, Güney'de Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, İsrail, biraz Türkiye'yi de buna çağıran, Mısır'da yeni bir bir orada eksen mi oluşuyor? İran faktörü, İran faktörünün dışlaması ne kadar olacak? Derken e, o zaman e, bakıldığı zaman e, şöyle düşünülüyordu. Yani ya bu e, Suriyeliden bir yerlerden bir şey patlayabilir Hı -hı. ama esas İsrail'den de patlayabilir çünkü İsrail kendi içinde bu tür bir senede, ıı, evet. Ciddi bir yani terör şey saldırısı haması ama bu bu tür saldırılara kendini çok açık hale Hı -hı. hale getirdi. Şimdi böyle olunca esasında hani 11 Eylül değil ama bu savaş şey, şeyinin 3. dünya Savaşı'na kadar gidebilecek endişesini biraz da Hı -hı. Şey yapacak katlanan bir gelişme oldu. Artık sadece biz yukarıya bakmayacağız. Ukrayna ve oradan Amerika, Çin, Amerika, Rusya, Amerika, NATO ve Rusya gibi. Ama artık biraz da aşağıya da bakacağız. Şimdi öyle olunca tabii bizim ülkemiz de tam kendi araya sıkışmış, sıkışmış gibi de gözüküyor. Burada tabii endişelere yol açan gelişme şu. Burada İsrail nasıl davranacak, Amerika nasıl davranacak ve bu saldırı nasıl görülecek ve bu saldırıya karşı nasıl bir e, bunun belli bir yerde durmasıyla ilgili örneğin Türkiye gibi, Katar gibi ülkeler için içine girecek gibi. Çünkü e, bir taraftan Hamas bu saldırıyı yapıyor arkasından İsrail Gazze'ye soykırım şimdi uygulayacak. Yani oraya girecek, orada Filistinleri öldürecek. Dünya buna gözün kapatabilir ama biz kapatmayız. Ama bu insanidir. Esas burada önemli olan, tabii haritalarda çıkınca göreceğiz, acaba... Bu süreç nereye kadar İran'la birleşebilecek ve o anlamda bir yeni Orta Doğu. Çünkü Netanyahu'ya da baktığımız zaman, bununla ilgili yapılan yorumlara da baktığımız zaman bir tarafından belli bir şekilde Gazze ile odaklanabilir ve bu şekilde orada bir sınırlanabilir. Ama bu eğer odaklanmaz, o sınırlanma çerçeveli olmayıp İran'a doğru gider ise… O zaman bunun tabii hem Orta Doğu hem de uluslararası sistem üzerine çok büyük etkisi olur. Şimdi şu anda bir belirsizlik durumu var. Bu belirsizlik durumunda şöyle görüşler ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Yani Türkiye'ye mesela önemli bir şey düşüyor. Yani bu sadece esirlerin takası hı hı. değil aynı zamanda bunun İran'a kaymadan acaba sadece ve Gazze'de böyle bir soykırım, İsrail soykırım yapmadan bu en, bir yerde durdurulabilir yer. bilinir mi hı. gibi? Bunu tabii Amerika yapamaz. Yani Amerika'nın da burada esasında bir taraftan İsrail ile birlikte oraya gemilerini yolluyor ama Amerika'nın etki gücünün azaldığı bir ortamda bu oluşuyor. Hı hı. O yüzden de burada benim şeyim okuduğum kadarıyla benim görüşüme göre de biraz Türkiye, Katar gibi ülkeler buraya girecekler. Fakat o ülkelerin buraya dahil olması burada bir uzlaşmaya doğru, bir yerde savaşın durdurulmasına doğru gitmesine kapasiteleri ne kadar vardır onu şu anda bilmiyoruz. O yüzden de biraz bunu biz devam edecek. ya yani bu programlar hani siz dediniz ya olduğundan beri artık hepimiz bunu izliyoruz. Hem medyada olsun, evet. sosyal medyada olsun. Böyle bir benim endişe duyduğum bir yukarıda Ukrayna savaşıyla yeni Orta oluşmasına doğru giden bir süreç başlarsa burada yani böyle yavaş yavaş biz esasında hani ekonomiden bahsediyoruz, iklim krizinden bahsediyoruz, demokrasi eksiklerinden bahsediyoruz. Fakat bu savaş olgusunu durduramayan, bu savaş olgusunu durduramadığı gibi esasında körükleyen de belli bir şekilde bir süreç var. Yani burada tabii siyasi tarihi okursanız, Birinci Dünya Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı olsun, bu tür süreçlerde bir eşik noktası var ama bir yerde başlayıp Hı hı. O yerden sonra durduramadıktan sonra artık oraya doğru dünya gitmeye başlıyor. Böyle bir e, apokaliptik dediğimiz yani kıyamete götürebilecek ya. dünya dediğimiz bir savaş olgusu var. O yüzden de bu herkesi korkuttu. Şöyle bitireyim. E, herkesi korkutması belki bir e, açılım ya da bir hayra bir alet olabilir. Çünkü herkes bunu tabii çok e, insani olarak üzülüyoruz. Gazide çok yani tekrarlayayım altıncı yani soykırıma varan bir İsrail müdahalesi olacak gibi gözüküyor ama herkesin korkusu esasında maalesef hani Gazze'dekiler, Filistin'dekiler değil. Yani bugün Cumhurbaşkanı söylediği gibi bizim de fikrimiz öyle. Ayrı bir devlet olmadan, iki devletli bir çözüm olmadan bu bir yere gitmez ama esas burada İran faktörü bana göre. Evet, evet. Çok önemli. Oraya doğru bir yeni ortadoğuya Doğu'ya doğru giderse e tabii bundan sonra yani stratejik olarak e sizi dinleriz ama yani benim öyle bir endişem var. Bunun nereye doğru gideceği şu anda o karar verilmemiş gibi. Yani herkes esaslı biraz itidalli davranıyor gibi gözüküyor ama e yani Ukrayna savaşı da öyleydi ama iki yıldır devam, devam ediyor. İki tane savaşı dünya evet. kaldırabilir mi? Evet. E, dileriz tabii aklı Selim e, galip gelir burada ve bir dünya savaşına dönmeden. Bir herkesin, orta ko herkesin korkusu ki. O. bulunur. Benim yayına girmeden evvel Twitter'da gördüğüm, hani teyide muhtaç bir bilgi ama Rus haber kanallarında 3. dünya savaşı çıktığına dair analizlerin yapıldığı yönünde. Yani onlar yapılıyor. hani evet. doğrulatamadım evet. çok az bir süre ama olduğu yani bu için. Da ama yani burada tabii komple değil ama tabii. bu. Yani biraz benim korkum çünkü Ukrayna savaşı ile birlikte kompleyle bizim gibi. Uluslararası ilişkiler hatta ciddi Hı -hı. ekonomistler bu süreci bakarken yani tabii ki bir şekilde bu Rusya'dan Çin'e gidiyor Amerika evet. Çin var orada bir bir türlü savaş bitmiyor yani iki yıldır evet. bu savaş evet. nasıl bitecek diyoruz fakat bitmiyor. bir türlü bitmiyor şimdi o, onun üzerine bir de Orta Doğu'da yani Suriye gibi bir sorun varken evet. Irak gibi bir sorun varken Orta Doğu'da bu çıkar ise. Ee, o zaman bütün dengeleri değiştirebilir. Dengeleri değiştirmesi esasında şu anlama geliyor. Bir savaş olgusu. Ya yani bu devletler, güçlü devletler, başta Amerika olmak üzere yani o zaman tabii komplo şöyle çıkıyor. Belki de bitirmek istemiyorlar gibi oluyor tabii ama tabii. şu anda ben bir hani 11 Eylül değil, bekleniyordu iki hı hı. bunun baş sorumlusu Netanyahu ve şeydir yani tabi Hamas bir terör bir saldırısı yaptı insanları öldürdü bunu kabul insanlık suçudur bunu kabul etmemiz mümkün değil ama bunu e, beklene hale getiren bence hı hı. hani İsrail'in kendi hı hı. içinde bu kadar hı hı. E, kutuplaşması oldu hı hı. ama oradan bu kadar büyük bir saldırıyı Gerçi 11 Eylül de o şekilde çıktı beklenmezken hı hı. yani bütün uçaklarla vurdular hı hı. yani Hamas bunu bunu yapabildi bu kolay yapılamayacak bir şey. O yüzden de hani İran etkisiyle birlikte bu yeni Orta Doğu tartışmaları <laughs> içinde ama bunlar böyle bir şey oluyor. Yani hep böyle savaşı engelleyememek ve giderekten büyük güçler arasında başlayan Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'ya doğru kayması demek yavaş yavaş hani esasında bizim yani tehlikeli gördüğümüz bu süreçte dünya başka bir yere doğru ee, var olan gündemi götüremiyor demek. Benim korkum o. O yüzden de eğer kısa zamanda bitebilirse e o zaman hani bakacağız yukarıya doğru. Ukrayna savaşı nereye doğru gidecek? Ama eğer bitemez ise eğer hakikaten yani şeyin İsrail'in bunu buna karşı yapacağı tepkiler, soykırıma yani Filistinlere karşı gider ama aynı zamanda bir başarısızlık olursa çünkü bu İsrail devletinin Başbakanının, Milli Savunma Bakanı'nın baş sorumlu oldu. Bir anlamda da kendilerinin de büyük bir krize oldu. Yani büyük bir hani tırnak içinde bir gol yendi. Yani onu bek beklemezdik ki yani 73'te başladınız. 73'ün iki katı gibi büyük bir olay doğru. oldu orada. Evet. O yüzden bu engellenmezse bayağı ortadoğuda ve oradan uluslararası sistemdeki dengeleri değiştirebilecek bir yere doğru da gidebilir. gidebilir. Şimdi.